Elit Hayvancılığın sunduğu Hekim Görüşü başlıyor. Merhaba Köy TV izleyicileri, Elit Çiftlik'teyiz. Yine bazı ıkları konuşacağız sizinle, hayvancılık üzerine sohbet edeceğiz. Manisa'dayız bu hafta. Beraber program yapacağımız kişiler, Elit Çiftliğin sahibi Sayın Cemal İzci ve çiftlik sorumlumuz Mehmet Çaykuş. Yine birlikteyiz. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Şu an padoğumuzda sizin için seçtiğimiz iki yeni ırk var. Yine dünya ırklarını tanımaya devam ediyoruz. Türkiye'de daha önce olmamış ırklar. Elbette bunları yaygınlaşacak, çok satacağız, herkeste olacak diye değil. Ama dünya nerede? Hayvancılar nasıl bakıyorlar? Ne kadar yılda bu noktaya gelmişler? Biz nasıl hareket edeceğiz? Kendi ırklarımızı nasıl sahip çıkıp nasıl onları evrensel hale getireceğiz? Aslında biraz da bunların ipuçlarını vermeye çalışıyoruz. Merhabalar Cemal abi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Abi doğru, biz geldik değil mi ama tabii çiftlik bizim böyle. Bizim de işte dün Macaristan'dan bir grup partimolumuz geldi. Bunların içerisinde Türkiye'de bulunmayan Mio, Lanchester, iki tane değişik bir ırk geldi bu sefer. Arkadaşlar Macaristan'da bu ırkları görmüşler. Ondan sonra kitabı bilgilere de bakarak bu ülkemize bu ırkların gelmesi gerektiğini düşündük. Hı hı. Hatta bir kısmını satmayıp burada denemeyi de düşündük. Bunların teknik özelliklerini Mehmet arkadaşımız detaylı bir şekilde inşallah bizi bilgilendirecek. Hı hı. Yani hayvanlar gayet sağlıklı bir şekilde geldi. Şu ana kadar adaptasyon gayet iyi. Ondan sonra hep beraber inşallah bundan sonrasını göreceğiz. Yok zaten abi hani bazı şeyleri dünya gözüyle görmek lazım. Hani her yere gidip yerinde göremiyoruz. İşte geliyor. Hani burada ben çok ticari kaygılı geldiğini de düşünmüyorum. Zaten belirli bir adette aslında ne olduğuna bakmak için aslında denemek maksatlı getirmişiz. Evet, evet. Çünkü bunlar benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bulunmayan her iki ırkta. Şu ana kadar Türkiye'de bulunduğunu tahmin etmiyorum. Veya bizim bilgimiz dışında bazı arkadaşlar da olabilir. Fakat biz bunları bir yakından görelim. Yani çünkü ben gerçekten bu ırkları yakından görmemiştim. Buraya geldikten sonra burada tanıştık, burada gördük. Şu ana kadar memnunuz ama daha dediğim gibi işte 1-2 gün oldu geleli. Adaptasyon sürecini tamamlamadı. Gayet sağlıklı görünüyor hayvanlar. Dayanıklık özelliği bir hayli hayata tutunma. Son derece fazla görünüyor. Adaptasyonu yüksekti. Evet, ben de evet. Öyle okudum. Yani, evet. Dayanıklı bir hayvan türü oldu. Söyleniyor. Ben abi tırdan ilk inme görüntülerini izledim. İşte Alparslan Bey atmış. Suffolk'un indi. Arkasından böyle beyaz bir teksel fırladı diye düşündüm açıkçası. Hani öyle sandım ama sonra yakından görünce teksellerle pek ilgisi yok. Benzerlik tarafı yok, var ama yani tipik olarak... sanki şey İngiliz değil mi? Mehmet abi sana katıldın yani. İngiliz ırkı. Yani direkt bir ada koyunu yani öyle görünüyor evet, net yani, bir şekilde. İşte Suffolk'lar da zaten biliyorsunuz İngiliz ırkı. özellikle zaten arka tarafı ayırdığımız hayvanlardan. Burası tamamen, ada yani İrlanda evet, ve İngiliz evet, öyle öyle bakmak öteki lazım. Tarafta işte Hollanda ırkları. Evet. Geçen çekim yapmıştınız. Hollanda beneklisi. Ondan sonra Texel vardı. Blue Texel vardı. Swifter vardı. Doğru. Ondan sonra Hollanda ırklarını tanımıştık. Ondan sonra nasip olursa bugün de işte İngiliz ırklarını İngiliz İrlandalı. Şöyle bir şey yaptık. Bir dahaki programda da inşallah biriş onları İlle Fransızları, Fransız ırklarını tanırız. Ondan sonra Macar ırkını zaten çok tanıtmaya gerek yok. Ondan sonra herkes tarafından bilinen. Yaygın bir Macar Merinos şeyi var bu ülkede. Ondan çok sonra, yaygın. Tabii en şey burada yani gelen arkadaşlardan edindiğim izlenim şu benim. Hangi ırkı yapmalıyım? Hangi ırk faydalı? İşte hangi ırkı yaparsam para kazanırım? En çok karşılaştığımız sorular bunlar. Tabii burada kişi kendisi belirlemek zorunda. Yani besleyici ırkı kendisi belirlemek zorunda. Süt mü hedefliyor,
et mi hedefliyor, etle damızlık süt konusunda yani kafalarında net şeyler oluşmuş. Etçi yapacağım veya sütçü yapacağım olarak buraya geliyor. Fakat buraya geldikten sonra bizde de bir hayli hayvan ırkı fazla. Yani işte Slovakların sütçü koyununu misal çok met ediyorlar. Hani bugüne kadar denemedik biz. İlk kez işte bir yerde bulduk. Ondan sonra büyük bir Macaristan'da çiftlikte buldu arkadaşlar. Ondan sonra getirdiler. Fakat bugüne kadar Türkiye'de bu hayvanın hani denendiğini ben sanmıyorum. Bu lakonlardan ne üstünlüğü olduğu söylendi bize. Dayanıklılık açısından daha üstün bir ırk olduğu söylendi. İkizlik oranının yüksek olduğu söylendi. Lokasyon döneminde işte 200 litreler civarında sütünün olduğu söylendi. Yani şimdi bunları tabii denemeden şey yapamıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla yani son derece başarılı bir ırk olarak. Ben hani dış yapısına tabii bakarak şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Hani teknik özelliklerini gerçekten fazla bilmem. Ondan sonra dayanıklılığının çok fazla olduğunu söylediler. Soğuk iklime gelebildiğini söylediler. Yani diğer sütçü ırklar biliyorsunuz hani belli bir bölgeden sonra hani onları yetiştirmek biraz riskli oluyor. Ondan sonra biraz bunun hassaslar. Biraz daha hani dayanıklı olduğu ondan sonra söylendi. İnşallah ülkemize faydalı olur. Yani ben bazı hayvan ırklarının Türkiye'ye gelmemesi gerektiğine inanıyorum. Bazı hayvan ırklarının da faydalı olduğuna inanan birisi. Şu var, yani abi hiç almasak da, hiç bu ırkları üretmesek de en azından gelinen nokta, hani kalite olarak gelinen nokta biz kendimiz yaptığımız, yani diyelim bir işletmemiz var, koyunlarımız var. Hedeflenen şeyi görmek lazım. Yani bir etçılıkta ne hedeflenmiş, ne elde etmişler. Bir sütçılıkta ne hedeflenmiş, ne elde etmişler. Yani kullana kullana, belki kullanım melezlemeleri de bu aşamaya geldiler ama hani başka bir noktaya evrilirken dünyadaki hayvancılık, hani biz neredeyiz, yerimize mi sayacağız, yoksa biz de bazı kanatlarını koruyarak hani işte ne bileyim, mesela bir yerli ırk sakız, et verimi mi düşük, et verimi düşük, yani canlılık artışı düşük kalıyor. En azından canlılık karşısında başarılı koçlarını elimize tutarak belki etçi karakterlerini de hani bu ırkların ileriye taşıyabiliriz. Tabii. Hani hedeflenen şeyleri görüyoruz. Yani gelinen noktayı görüyoruz. Gerçi bu ırklar hani 1800'lü 1700 yıllardan bu ırklar ama hani sonuçta 20 yıllar da yeter bizim için. 10 yılda yeter. Yeter ki biz çalışalım. Şimdi Deniz'ciğim onlara katılıyorum da ondan sonra burada tabii üreticilerin yorumları çok önemli. Bir de aldıkları ırkları ıslah etmeleri. Yani biz büyüklerimizden şunu duyduk. Yani bir sürü oluşturmak her ne kadar elit bir sürü dahi alsanız 4-5 yıl. Nasıl 4-5 yıl? En iyi işte sulfo aldınız diyelim veya ille Fransız aldınız veya bir sütçü karakteri aldınız. Bunun içerisinden bazı annelerin yavruları ikizlik oranı çok yüksek. Artı yavru gelişimi çok güzel, sütü çok güzel çünkü. Şimdi bunları damızlığa bırakıp bilhassa bunların gelen bu damardan gelen koçlar çok değerli koçlar. Tabii, tabii, kesinlikle. Fakat biz ülkemizde bu koçların değeri bilinmiyor. Pazara çıktığı zaman veya işte satılığa çıktığı zaman biz sadece dış görüntüsüne bakarak koç alıyoruz. Bir soy kütüğüne inmiyoruz. Kayıt tutmadığımız için bu abi yani kayıt mutlaka, tutmuyoruz. Mutlaka onun etkisi oluyor ama Avrupa'da burada döl veriminden tutun. Ondan sonra işte günlük kilo artışlarına varasıya kayıtlarla karşılaşıyoruz. Abi hani süreklilikten de bahsediyorum. Diyelim ki anlık. Anneyi buldunuz. Annenin zaten altında kuzu. Kuzunun annenin olduğu kesin. Desek ki bu kuzu hangi koçtan? İşletmenin o cevabı alamıyoruz. Şimdi ben size bir şey yapabilirim, örnek verebilirim. Arka tarafta hatta bir tane sulfok yavrusu var. 4 aylık falan. Şu anda annesini geçti. Annesiyle yan yana tuttuğumuz takdirde. Yani bu anneden bu koyunun, yani bu koçun daha doğrusu erkek. Ondan sonra ikizdi, kardeşi öldü. Tabii bu onun için bir avantaj oldu. Kardeşinin yiyeceğini deydi. Tabii yani fazla biraz süt tüketmesinden dolayı ister istemez gelişimi çok güzel oldu. Şimdi baba damarı da çok güzelmiş. Buradan misal ondan gelecek bir nesil
Ondan sonra benim için tabii. Güzel bir nesil çıkacağına inanıyorum. Tabii bu istisnai bir durum. Yani burada işte bir taneden örnek verdik. Sulfok çiftlikleri var. Ondan sonra bakıyorsun gidiyorsun bütün erkekleri damızlığa ayırmış. Şimdi çıkanların hepsi zaten damızlık olmaz. Hangisi ikizden gelme? Sulfok çiftliğinde kayıt tutulmadığından dolayı bilinmiyor. Tabii. Alan kişi de ne yapıyor? Hayvanın gelişimine bakıyor. En irilerini içerisinden alıyor. Fakat o en iriler genelde tek yavru oluyor. Hani diyelim ki diğerleri bakım beslemeyle ilgili. Doğum ağırlıklarını da tutabiliriz yani. En ufak hani doğum ağırlıklarını bari tutsak. Şu destekli 5 kilo doğdu, bu destekli 4 kilo doğdu. Hani doğum ağırlığı da hayata bir artı başlama yani. Tabii canım yani şimdi hani doğum kayıt ağırlığını tutulacaksa hepsi tutulacak. Tabii. Yani kulak küpesinden veya işte çiftliğin özel numarasından. Ondan sonra onun işte doğumdan, gebe kalma tarihinden bir damızlık çiftliğinde olmazsa olmazlar bunlar. Tabii, bunların tabii. Hepsinin kaydı tutulması gerekir. Oraya giden kişinin de alırken önce kayıtlara bakması, yani hayvanı sonradan görmesi. Aslında önce kayıt kısmı önemli. Hangi hayvan kaç gram almış? Çünkü öyle koçlar var ki ben inanıyorum bir yavruda 5 kilo 10 kilo et artışına sebep olabilecek koçlar var. Yani bugün işte bizim yerli ırklarımızda dahi kullansaz en azından bir 5 kilo et verimi sağlayabilecek koç ırkları var. İşte bunların ön plana çıkartılması gerektiğine inanıyorum ben. Ondan sonra yani inşallah işte zaman içerisinde biz de hayvancılığı öğreniyoruz. Ondan sonra biz de öğrenmeye açıkız. Yani bildiğimiz kadarıyla aklımızın erdiği kadar ondan sonra şey yapıyoruz yani gelen arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazı işte dediğim gibi ırkların ülkeye gelmesini ben arzuluyorum. Yani her ırkın şu anda ülkeye gelmesinin doğru bulmuyorum. Yani bazı ırkların hiç gelmemesi gerektiğine inanan birisiyim. Yani Avrupa'nın çerini çöpünü biz ülkemize getirmememiz gerekiyor. Yani ırkların da ırk özelliklerini yansıtan hayvanların, anaçların ve anaç değeri olan ya da işte damızlık değeri çok yüksek koçların buraya gelmesi gerekiyor. Hani mesela ülke için çok adaptasyonu yüksek bir İtalya ırk geldi. Onun da en iyileri gelmeli yani buraya. En iyisi, iyinin iyisi gelmeli. Evet. Yani bizim bazı müşterilerimiz var. Ondan sonra gerçekten onlara biz iyi bir hayvan getirdiğimize inanıyorum. İyi ırkları getirdiğimize inanıyorum. Ondan sonra zaman içerisinde benim de burada gelen hayvan sürüsünün içerisinden, tırın içerisinden 5-10 tane beğenmedim. Ondan sonra yani %20'lere varan hayvanlar da çıkmıyor değil. Ondan sonra fakat bu işin doğasında var, tabiatında var. Yani bizim arkadaşlarımız ne kadar orada özenle seçseler de ondan sonra işte yükleme esnasında veya bir de yolda işte çok yıpranıyorlar abi yani bu net bir şey yani ben biliyorsunuz buraya neredeyse her ithalatta biz geldik. Ya ithalatta yani her tırın içinde burada tabii. Her hayvanları gördük yani o yoldaki yıpranma yani uzun bir yol tır yolculuğu ne kadar siz ben biliyorum yani tırlara öyle sonuna kadar azam yükleme de yapmıyorsunuz. Ya hani, mümkün olduğu yani, kadar biz sana mümkün olunca tırlar büyük hayvan refahını çıkartıyoruz. Yani, ama buna rağmen bakıyorsunuz hani işlerinde birkaç tane travmatik hani topallıyor, ayağını incitmiş. Sürünün içinde hani hepsi aynı dirençte değil. Geldiğinde işte maalesef halsiz olan hani bunlar var. Tabii bunlar da işin fıtratı yani gelecek. Oluyor yani şimdi düzelecek. Benim orada en çok dikkat ettiğim şey hayvan zayiatı vermememiz. Yani işte bir tane hayvan zayiatı verdiğimiz takdirde ben çok üzülüyorum. Yani şimdiye kadar Allah'a çok şükür hani gelen tırlarda nadir de olsa oluyor, olmuyor değil. Ondan sonra ama bu oran hiçbir zaman işte birileri ikileri geçmedi. Yani hiçbir tırda iki tanenin üzerinde zayiat verdiğimizi ben hatırlamıyorum. Hatta iki olduğunu dahi hatırlamıyorum. Yani en fazla olursa birkaç sefer bir tane oldu. Veya ufak tefek işte yaralanmalar. Zaten daha fazla hayvan yüklediğimizde kendimize zarar veriyoruz. Hani hep transport hastalığı diyorum ben yani nakli hastalığı yani pastörali hortlatıyoruz. Ya şimdi şu var bir de tırların kapasitesi var. Yani Avrupa'da 96 metrekareden başlıyor 116 metreye kadar şey var. Bunu yüzdesel şeye vurduğumuz takdirde ondan sonra %20'lik bir tırın hacminde büyüklük söz konusu. Biz genelde bütün buraya gelen tırları 116 metrekarelik tırlardan seçmeye çalışıyoruz. 116 metrekare seçtikten sonra da biz 116'ya göre yükleme yapmıyoruz.
Yani 96 metrekare ortalama ne alması lazım? Aşağı yukarı %5'te ondan aşağıya tutuyoruz. Ondan sonra bütün hesabımızı ona göre yapıyoruz. Yani hiçbir zaman işte şu kadar adet daha atalım, maliyet düşsün şeyi yapmadık. Şey olarak çok da verimli bir hesap değil o. Yani oradaki lojistikten 3-5 euro tasarruf ediyorsunuz ama inen hayvanlarda hayvan başına yaptığınız tedavi masrafları zaten o şeyden tabii. Çok daha fazlaya mal oluyor. Evet haklısın abi, o kesin. İsterseniz ben mikrofonu tabii Mehmet arkadaşımıza vereyim. Biraz şeyleri konuşalım. Ondan sonra ırklar hakkında çünkü o daha detaylı biraz. Verir. Şimdi çünkü buraya Türkiye'ye daha ilk kez geldiğini düşündüm işte. Mio gerçekten bulunması zor olan bir hayvan. Ondan sonra inşallah ülkemize de hayırlı olur. Ondan sonra bunun teknik konularını ondan sonra sizler daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Leicester'la ilgili şu an gündemde olan ne vardı? Bizim Çağlar Soyuncu galiba değil mi? Libero var. Milli takım Libero'su. Leicester evet. Sizde galiba yanılmıyorsam. Leicester bununla gündemdeydi. Şimdi koyunu geldi. Biraz abi bahsedelim mi? Ada koyunu. Mehmet Bey'e vererek şey. Şöyle normalde biz bu sürüyü gördüğümüzde hepsi karışıktı bu sürünün. Yani Leicester'ı, Mio'su ve Suffolk'u bir aradaydı bu sürünün. Bu sürüyü de besleyen şahıs, Macaristan'da besleyen şahıs İngiltere'den getirmiş anneleri. Aynı Türkiye'de de nasıl bir ırkı alıp besliyorsanız, ithal bir ırkı, 2 yıl nasıl satamıyorsanız Macaristan'da aynı şey geçerli. Onların kuzularına baktık. Orada yayılımına vesairesine baktığımızda 3 ırkın aynı yerde yaşadığını gördük aynı sürü içinde. Birbirine uyumlu ırklar. Biliyorsunuz bazı coğrafyalar ırklar aynı yani. Öyle. Bazı ırklar birbirine uymuyor. İşte mesela Merino sürüsünün içine şey koyduğunuzda, mesela Charolais koyduğunuzda, bir Fransız ırkı koyduğunuzda koyun kendi ırkıyla birlikte otluyor. Diğer sürüye uyum sağlamıyor. Ama bunlar da öyle bir sorun olmadığını gördük. Ama dirençleri bile farklı. Aynen öyle. Hatta yem yemeleri bile. Yem yemeleri bile diğer farklı. Taraftan Cemal Bey'in dediği koç olayını da söyleyeyim. Benim kardeşim, bir erkek kardeşim var. Benden 3 yaş ufak. Benden 15 santim uzun. Aynı anne babadan doğduğum. Ama işte hani bakıyorsanız damızlık özelliğini, aynı anne babadan doğan kuzularda bu olmamakla birlikte insanda da aynı şey olmuyor. Adam benden hem 15 santim uzun hem 20-30 kilo daha ağır hem daha dirençli. Ben en ufak bir nezle grip olduğumda onda hiçbir şey olmuyor. Koyunda da bu bir gerçek. Yani her ayrılan erkek kuzu nasıl damızlık olmayacaksa. Bir de bazı şeyler bizde hep Google bilgisine dayalı. İşte Blue Mane bugüne kadar çok az gelmiş bir Charolais ırkıydı. Blue Mane'i görüyorduk. İnternette gördüğümüz kadarını biliyorduk. Ama Türkiye'ye geldikten sonra elleyip dokunma şansına sahip olduk. Şimdi buradaki amaç da esas ticari gayeden çok bazı koyun ırklarını yerinde görelim. Burada gerçekten yazan kitabı bilgiler doğru mu? O kiloyu bizde alıyor mu? Çünkü ben X marka bir yarış arabası aldığımı düşünelim. Normal benzinle bu arabayı çalıştıramayacağım değil mi? Ona daha yüksek setanlı, daha yüksek oktanlı benzin koymam gerekir vesaire. Hani sahip olalım, alalım, köşede dursun değil. Gerçekten bu hayvana bakalım. Bizim besleme şartlarımızda bu hayvan acaba ne yapacak? İngiltere'deki ada ülkesindeki besleme şartlarında böyle ama bizde nasıl? Bizim şartlarımıza ne kadar uyum sağlayacak? Manisa'da nasıl olacak? Antalya'da nasıl olacak? Ankara'da nasıl olacak? Oradaki meraya uyacak mı? Besleyebilecek miyiz, besleyemeyecek miyiz? Hobiciler elinde kaybetmesin. Böyle bir ırk bir daha ne zaman gelir? Ne zaman buluruz? Bulduğumuzda ne kadar adet alabiliriz? Tabii bu arada çok kısa bir şey söyleyeyim. Bakanlığın yeni bir çalışması var. Bu da bir sürpriz olsun. Cemal Bey'le de paylaştık. Biliyorsunuz ki ithal ırklarda minimum satış 50 adet. Şimdi bunu 25'e düşürmeyi planlıyorlar. Planlıyorlar. Daha bu fazla da, insanın... Aynen öyle. Yani bugün maddi açıdan baktığınızda işte bir koyunun 2 lira olduğunu farz ederek düşünelim. 100 bin lira herkeste olmayabiliyor ama bir 50 bin lirayı bulup tedarik edebiliyor hobici için. Aracını satsa bile. Yani bir amatör için, yeni başlayan için ya da sürüsüne yeni bir ırk katmak isteyen insan için bir 30-40 tane kuzu kestirip 25 tane koyun alabilecek duruma geldi. Bu bakanlık çatısında yapılan çeşitli dilekçelerden sonra bir yeni bir atılım. Bu işe başlayacak arkadaşların da haberi olsun istedim. Diğer taraftan bu ırk için de hani kitabı bilgileri siz benden daha çok hakimsiniz. Var olan bilgilerde Mio'nun genetik yapısının anne burada gördüğünüz mavi suratlı Leicester'dan gelme. Baba da Blackface yine ada ülkesinden olan bir hayvanın melezlemesiyle elde edilmiş. Dağ koyunu, Blackface dağ koyunu diye. Aynen bakıyorum. Öyle siyah suratlı. Bunun evet. Boynuzlu versiyonu var, boynuzsuzu da var. İşte dediğiniz gibi ada ülkesi İngiltere Birleşik Krallık olduğu için bunun İskoçya'sı da İngiltere, işte İrlanda'sı da İngiltere. İrlanda kökenli Blackface'ler. Vesaire.
Bu kendi içlerinde melezleme yapmışlar. Yani tutup bir Fransız ırkını alıp araya sokmamışlar. Kendi ırkını kendi içinde melezlediği için hayvanın da birbirine uyumu çok mantıklı. Koşullar aynı tabii. Yani dağlık, taşlık, mera. İşte birinin eksiğini öbürüne tamamlamış, birinin fazlasını ona ilave etmiş. Dediğim gibi. Ama bir artıya geçmişler abi. Hani tabii ben abi. Biraz önce kitap bilgi dedik de hani ben şöyle biraz baktığımda bir kere hani Leicester için konuşuyorum. Hani seçilen yani hekim olarak baktığımda hastalıklara direnci normal ada ırklarından %70 yüksek. Çok yani, daha yüksek. Yani, yemden yararlanması da öyle. Evet. Ama melezlemede elde ettikleri işte bu işte mayo içinde konuşursak melezlemeden elde ettikleri orada da inanılmaz bir doğurganlık var. Evet gerçekten. Hani... Ve şöyle bir şey genetik ilerlemeden bahsediyoruz ya. Biraz önce hani bir örnek verdin ama bunu bir şeyler eklemek lazım. Yani şöyle bir anne babadan hep aynı boyda ve aynı kiloda çocuklar çıkıyorsa orada bir genetik başarı vardır. Tabii. Şey başarı şimdi vardır, burada bu mayuda hani melez bu hibrit ırkta genetik ilerlemenin bu kadar hızlı olması hani bu ada ülkesinde genetik ilerlemenin bu kadar hızlı olması doğan yavruların hep aynı çıkması. Evet gerçekten doğru. Yani bu bir hibrit mesela biz bir melez azmanı yaptık. Biz de öyle. A'yı çiftleştirdik, B'yi çiftleştirdik, C'yi elde ettik, C ırkı oldu. Ya öyle bir şey yok. Yok gerçekten. Şimdi burada normalde bunun için tabii 20 yıl, 25 yıl lazım. 70'lerde sanıyorum en son. Tabii doğru tabii mu? Yapılıyor ama buradaki olay biraz da şey, o demek ki o dağ koyunuyla hani Leicester'ı bunlar bir araya getirmişler ama ortada bir genetik hat var, ortak hat var. İşte o ortak hat genetik ilerlemeyi inanılmaz hızlı hale getirmiş. Çünkü doğan yavruların hep aynı olması ve daha fazla elinizde, yani ben okuduğum bilgiyi söylüyorum, daha fazla elinizde anaç yavru kalır. Evet. Hani hepsi birbirine aynıysa zaten yani homojense siz domuzluk olarak kullanabilirsiz. Tabii, tabii. Biri küçükse biri büyükse o anne babadan vazgeçersiniz yani. Boy farkı olabilir ama kiminden üçüz kiminden tek kuzu alma şansınız var. Bir de böyle bir genetik aktarım var. Evet. Bunların hepsinde ikizlik çok yüksek. Evet evet. Hatta haramına tabir ettiğimiz tokluyken erken doğumda dahi ikizlik çok yüksek. 1.8'lerden bahsediyorlar. Ama dedim ya hani biz daha önce çok kere örnek verdim. Rahmetli Naim Süleymanoğlu ile konuştuğumuz bir konuydu. Hani dünya şampiyonu olabilirsin, olimpiyat şampiyonu olabilirsin ama o taranayı içerek tarana çorbasını o kiloyu kaldıramazsın. Bu hayvanlar da orada belli şartlarda yaşıyorlardı. Bizde ne olacak acaba? Yine izleyicilerimiz için bu bilgi vermek istiyorum. Mayular yani yakın şekilde Alper gösterir. Mustafa çilli suratlı olanlar. Çilli suratlı olanlar. Beyaz suratlı olanlar da Leicester evet. dediğimiz işte koyunlar. Şimdi mayolar Leicester'lardan köken alıyor. Aynen öyle. Yani aynen. Birisi o beyaz suratlı olanlar tipik maskülen güçlü ada koyunu kulakları işte yapısı yüzü zaman. Beyaz olan hastalıklara direnci çok fazla. Bir de bir dağ koyunu var İrlanda dağ koyunu. Bu ikisini menezleyerek mayoyu ortaya çıkartıyorlar. O koyunun da doğurganlığı çok fazla. Aynen öyle. Yani bu da... Bu katırın da ekstra bir özelliği. Evet evet. Efsane bir şekilde ilerleme var. Genetik ilerleme var. Çok önemlilerinden biri de diğer hayvan ırkları gibi değil. Doğduğunda hemen yatıyor. Yani kazandığı enerjiyi ete ve kiloya dönüştürüyor. Bazı hayvan ırkları, misal yerli koyunlarımız, sakız. Şuradan bir parça ot, buradan bir parça ot, buradan bir parça ot alarak. İşte örnek olsun günlük 2000 kaloriye ihtiyaçları varken... Bu koyun onun yarısı kadar enerjiyle çok daha fazla kilo alıyor. Çünkü hem ada ülkesi koyunu olduğundan çok çabuk doyuyor. Yani önündeki ot bitmeden bir adım ilerideki otu almıyor. Diğer taraftan da doyduktan sonra tekrar dolaşım gibi bir derdi yok. Belki çekimlerde arkadaşımız gösterecek. Karnı doyan hayvanın önüne ot attık mesela. Ot yemiyor hayvan. Karnı doyduğu halde yemiyor. Ama bizim yerli karakterlerden biri olsaydı ölümüne otu da yerdi. Bakın arkada hayvanlar şu anda karnı doymuş vaziyette. Birlikte birazdan ben da yatacaklar. Ben ilk teksellerde dikkat etmiştim ona. Hemen doyup geviş alıyorlardı. Evet. Mide küçük yani hemen doyuyorlardı. Ve yani bir şeye de özür dilerim böldüm. Bir şeye de dikkat ettim. Hatırlarsan sen de dikkat etmiştin geldiklerinde bir asidoz hikayesi olmuştu. Evet. Hayvan o halde bile yem yemeye ve geviş getirmeye devam ediyor. Yani bu hayvanlarda da öyle. Gelenlerden bir tanesinin ayağı kırılmıştır da.
Yaşama gücü çok yüksek. O kadar ilginç ki yani artık hayvanın eklem sallanıyor. Ayak böyle boşta dolaşıyor ama hala gidip yemek yeme derdinde, su içme derdinde. Yani acısını unutmuş vaziyette. Yok, müthiş bir azim var işte yaşama yani, gücü. Yaşam direnci dedikleri bu olsa gerek. Yaşama gücü bu. Aynen abi. Ben yine Cemal abiye vereyim. Teknik bilgi için hani yanlış bilgi vermektense hiç vermemeyi tercih ederim. Canlı ağırlık artışı kitabı bilgilerde zaten Google'da vesairede bu insanlar bunu görecekler. Bu Lester Coyne için şey diyebiliriz. Ben hani onu belirteyim izleyicilerimize. Hani köken aldı, mayonun köken aldı Coyne için şunu söyleyebiliriz. Beyaz suratlı. 5 ayda yani 21 hafta diyebiliriz. 21 süredir. Haftada 5 ayda 70 kiloları buluyor. Bu standart yani önemli bir artı. Koçları 140 kiloya kadar çıkabiliyor. Koyunlarda 80 kiloya buluyor. Yani bu epey yapılı. Hani diğer etçılıklara göre bir aile yapılı. Kesinlikle. Yani boylu postu önemli bir özellik. Bundan köken alan mayo da bunu yansıtıyor. Yansıttığı gibi bir de ikizlik oranı çok fazla. Çok yüksek. Çok fazla sütçü yüksek. Karakter olarak da görebilirsiniz. Bir de kuzulama sıklığı da fazla. Yani yılda 2 kuzulama yaptırabiliyorsunuz ve başarılı bir şekilde yaptırabiliyorsunuz mayo için. Aynen öyle. Zannedersem en büyük özelliklerinden bir tanesi senede iki doğum yapması. Yani biz iki yılda 3 doğum hedeflediğimiz genelde hedef diyoruz. Ondan sonra ve bunu bir başarı olarak görüyoruz. İki yılda 3 kuzulama çok büyük bir başarı abi. Yani tabii gerçekten. Yani 8 ayda otomatikman ondan sonra bir kuzulama. Zaten bunun 5 ayı gebelik dönemi. İşte bir 60 gün 75 gün süt emzirme dönemi. Ondan sonra kuruya çekme veya çekmeden işte içine koç atma veya süngerleme. Ondan sonra tabii 8 ayda yani 2 yılda 3 kuzu bir hayli iyi bir oran olarak görüyoruz. Fakat benim burada miyoları arkadaşlara getirin dememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi kitabi bilgileri araştırdığımda ondan sonra bunların yılda 2 sefer doğum yapmaları. Yani şimdi haber başta atmışlar abi hani sözünü kesiyorum. O İngilizce sitelere baktım. Hani direkt haberler bölümüne giriyorsunuz. Sürekli kuzulayan koyun. Öyle bir başlık atmışlar yani. Ya şimdi haberlere girdiğiniz takdirde çok enteresan şeyler var. Yani reşbere işte çiftçiye en faydalı koyun işte para basan. O cümleyi hatırlıyorum. Sevitli işte para cebinde kalır çiftçinin. Artı reducing replacement diye şey, yatırım maliyetlerinin düştüğü söyleniyor. Kuzulama. Hani tabii yani yatırım maliyetleri düşüyor tabii haliyle. Gerçekten yani iki kuzulama yapılabilirse bu hayvanlarla müthiş bir başarı olur. Yani evet. Bu bizim yani yerli koyunlardan işte sakız hani erken şey gösterdiği için hani senede demeyelim de 14 ayda falan iki kuzulama sakızlarda alabiliyoruz. Şu önemli erişkin ağırlık meselesi o aklıma geldi. Hani niye yatırım maliyeti düşük? Bir kere yaşına girmeden ergenliğe ulaşıyor. Ergenlik 8 ay. 45 gün 45 kiloyu geçmiş oluyor. Hani 45 kiloya geçiyor anne ve ilk batında da 1,5 ortalama kuzu. Yani daha ilk batında yaşını bulmadan 1,5 ortalama ya, sonra ikizlik oluyor. Yani, yaşını ben bulmadan. Şimdi tam kendimiz bunu beslemediğimiz için ondan sonra çok dillendirmek istemiyorum ama yine ansiklopedik bilgilere yani Google amcanın vermiş olduğu bilgilere dayanarak şey yapacağım. Yani ikinci, üçüncü batımdan sonra yani bir hayli ikizlik oranının ikilerin üzerinde olduğu orada yazıyor. Yani şimdi biz bunu denemedik. Fakat aldığımız çiftlikteki koyunumuzu burada deneyeceğiz abi. Yani yok yani deneyeceğiz inşallah bunu ileriki programlarda. Ondan sonra şey yaparız yani bu bilgilerin hepsinin doğru olduğunu orada kendimiz de tasdik ederiz. Fakat arkadaşlar aldıkları yerde sorduklarında bunu ondan sonra ortalamanın 2,2 gibi olduğunu söylemiş ki hani kendi anaçlarında yani bu iyi bir oran. Çok iyi bir 2,2 oran. Ve senede 2 sefer doğum yaptığını söylemiş. Yani bu evet, müthiş bir başarı. Yani. Şeylerden birini de söyleyeyim. Bu arada bu kadar ırkı Cemal Bey getirirken, bu kadar ırkı bulurken bizim en büyük artılarımızdan biri elit hayvancılık olarak Macaristan'da da bir çiftliğimizin olması. Evet, onu bir diğeri de diğer ithalatçı arkadaşların geneli bugüne kadar yapılan hatalar diyeyim. Hadi genel deyip insanları da genellemeye almayayım, günahlarına da girmeyeyim bir ölçüde. Ama işte sufolk almaya gidiyor bir besleyici çiftçi arkadaşımız. Kara kafanın hepsini sufolk olarak gösteriyorlar.
Hani senin kitabı bilgin ne kadar olursa olsun canlıyı gördüğünde şey çok farklı oluyor. Gerçek çok farklı oluyor. Birçok arkadaşımız, şu anda doğayan olduğunu düşünen arkadaşlarımızın çoğu bazı koyun ırklarını yalnızca resimde görmüşler. Beslemeyi hayatında Avrupa'ya çıkmayan adam, hayatında Avrupa'nın ağasını görmeyen adam, belki de hayatında ilk defa uçağa binen insanlar bu camiada doğayan olarak geçiyorlar ve ben bu işi çok iyi bildiğimi iddia ediyorum diyorlar. Ama keşke bu insanlar, 40'ın üzerinde ülke gezmişimdir, belki 100'ün üzerinde de yarışma seyrettim, hayvan yarışması. İşte hem yarışma seyrettim hem de mezat seyrettim. Bu seyretmek bana ne kattı? Tek şeyi öğretti. Bir hayvan özelliğini önce anlatıyorlar. İşte diyorsun, Suffolk mu? Bu hayvanın ayak bacak boyu x santim olmalı. Ayak bilek kalınlığı şu kadar olmalı. Puantaj cetveli üzerinde kafa işte 10 puan. Yarışma ayak 20 eğitime puan. Dönüyor. Kısaca onu anlatmayı yani işte, çok ana fikri oradan çözdünüz. Bizde böyle bir şey yok. Böyle. Bir tane koç çıkıyor. Oradaki jürinin ruh durumu neyse o koçu ona göre puanlıyor. İşte bir önceki sene yapılan yarışmada Macaristan'da kupası olan, Fransa'da kupası olan hayvanı çıkardık, ilk 5'e giremedi. Niye? O an belki kirliydi, belki tırnakları uzundu, belki oradaki jürinin... Yok, puantaj cetveli her ırk için ayrı. Orada biz başka bir ırkın puantaj cetvelini bütün ırklar için kullandık. İşte yanlışlarımızın başında yani bu geliyor. Yani işte Suffolk'u yapayla değerlendirirsek olmaz. Alman karakafı öne çıkacaktır. Evet. Ama işte... İkizlik, yemden yararlanma, meradan yararlanma, bu adaptasyon. Arada, çok özür dilerim. Suffolk'un da iki çeşidi var. Bir İrlanda'nın kısa bacak dediğimiz daha küt, daha yere yakın 60 santim cidagosu olanları var. Pek Türkiye'de tutulmuyor kısa olduğu için. Bir diğeri de İngiltere'nin yerel daha yüksek, daha ayaklı, Avrupa'da da beslenen, Macaristan ve Avusturya'da da beslenen Suffolk'un daha ayaklı olanı var. Karkas randımanı daha yüksek bence. Yani, çünkü kalın bacakta bacakları kestiğinizde karkas ciddi bir ağırlık kaybedecektir. %60'lara düşecektir. Ama ben hani bir program yapmıştık burada Nazan Hoca'yla hatırlarsın. Orada A pedigri Suffolk'lar vardı ve bana göre Türkiye'de gördüğüm en iyi Suffolk'lardı. O dönem çektiğimiz koyunların ben karkas randımının %70'leri bulacağını düşünüyorum. 70-71 İncecik bacaklar. Aynen. Sonuçta bacaklar gittiğinde hiç ağırlık kaybetmeyecek hayvan. Ama yani. Şöyle oradaki insanlar da bunu mereye uyumlu geliştiriyor. Yani bahsettiniz tabii abi yani taşlık, çamur yani yerligen kaynağı diyordu. İşte bizim ivesilerin de bacakları çok kalın. Kayalarda otluyorlar yani. Ötesinde de tabii. Kısa otlarda misal Avustralya'da daha kısa bacaklı Suffolk'u tercih ediyorlar. Neden? Çünkü ot boyu kısa ve mera yayılımı çok fazla. Çok fazla belki taşlık zemin değil ama adamlar için önemli olan kafasını aşağıya eğebilsin, çok yerdeki otu da toplasın, kökünü de çıkarabilsin. İşte mera ile alakalı yani şartlara uygun melezleme yapıyorlar. Bizim gibi A koçu beğendim, B koyunla çiftleştirdim, C kuzu aldım, tamam en güzeli bu. Ama C kuzuyu bir daha çiftleştirdiğinde olmaması gereken renkler, olmaması gereken desenler çıkıyor. Evet maalesef. Ya iyi koçla çözülebilecek sorunlar. Kesinlikle doğru. Ama hani bilmeli insanlar. Tabii, bir ithalatçının yapması gereken şey önce doğruları anlatmalı. Ama bakın, zaten yarışmalarda da iyi koçları görüyor orada yetiştirici. İşte. Yani yetişiciler izliyor. İyi koç nasıl olmalı görüyor yarışmada. Yani işte. O kafasında bir şampiyon resmi var. Çiftliğe gittiğinde de arıyor. Hani hiç projenin testini yapılmamış olsun, yavruların kayıtları tutulmamış olsun. En azından kafasındaki bir puantajla bir koçu alabiliyor. Ama işte o sadece dış görüntüye bakıyor. Yani soy kütüne bakıp onun ikizlik, ondan sonra yavru döl verimi, ondan sonra yavrulara sağladığı avantajları göz ardı ediyoruz. Gerçi yani, abi Avrupa'daki işte, yarışmalarda bence soy kütüğünü dikkate almadan bir yarışmaya koç sokulabileceğini düşünmüyorum. Yok. Hani, orada şey, mutlaka pedigri tabii, ön plandadır yani. Pedigri önce o bütün bilgiler şeye gidiyor, jüriye gidiyor. Bunlar irdeleniyor. Ondan sonra hayvanın dış görünüşü şey yapılıyor. Yani ya, aslında önceden yani oraya diyelim ki 100 kişi müracaat etti. Ne olarak koçlarını götürmüyorlar. Sadece belgelerini götürüyorlar. Bu belgelerin içerisinden örneğin yani burada afaki konuşuyorum. Hani tam oranları bilerek falan değil. Büyük bir kısmı belki %30'u belki %50'si ondan sonra bunun sadece oradaki yollamış olduğu belgelerden dolayı eleniyor. Yani hayvanını oraya daha götürmeden eleme başlıyor. Ondan sonra sahneye çıktıktan sonra dış görüntüsüne bakılıyor. Şimdi genetik ilerleme için biz mesela büyük başta biraz daha dışa bağımlıyız. Yani sperma özellikle suni tohumlamayı çok başarılı yapan bir ülkeyiz. Ama sperma ithalatında da çok ciddi bir durumdayız. Yani sperma ithal ediyoruz. Şimdi orada mesela hani benim internliğim de bitirme tezim de etçi sığır ırkları. Yani oradaki gelişmeye baktığımda şöyle bir şey var. Yani boğa seçimi.
Hani diyelim ki ben işletmemi bir boğa sperması alacağım. Kağıt üzerinde baktığınızda abi mesela bir boğa var. TP puanı şu kadar, işte ikizlik oranı şu kadar, süt verimi bu kadar, et verimi bu kadar. İnanılmaz yani bir şey var. Şimdi bir boğa var. Boğanın pedigrisine bakıyorsun. Boğanın ismi tanıdık geliyor. Çünkü 50 tane daha boğa babası. Yani 50 boğa babası bu. Hani evet. Bundan çıkan 50 tane boğa da boğa olarak kullanılmış. Evet. Hani 50 tane yavru bunun aynısı çıkmış yani. Taş gibi bir genetik aktarımdan bahsediyoruz. Yani ne kadar değerli olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi koçlarda da şöyle bir şey. Ben o yarışmalarda görüyorum. Hani adam ısrarla belirtiyor. Bu koç diyor işte 2002 şampiyonunun oğlu, 2006 şampiyonun oğlu. Bunu niye söylüyor adam? İşte gen orada devreye giriyor. O geni aktarmış mı diyor tabii. Ama bir bakıyorsunuz 2006'daki bir koç kendisi şampiyon. Atıyorum o kadar da bir 5 tane de şampiyon babası. Hani hat evet, ne evet, kadar evet, değerli. Evet. Hani pedigri okurken biraz böyle bakmak lazım. Hani geriye doğru baktığımızda. İnşallah yani biz zaman içerisinde bunların hepsinin olacağına inanıyorum ben. Yani şimdi çünkü bazı yani kazanımlar tecrübeyle elde ediliyor. Yani burada şimdi bir koçun ne kadar değerli olduğu ondan sonra halkımız tarafından artık benimseniyor. Burada kayıtlar işte süt çiftliklerinde bilhassa başladı tutulmaya. Burada süt verimi yüksek olan hayvanlar misal ön plana çıkıyor. Tabii satış esnasında çiftlik sahibi elindeki diğer kuzular da değerlensin maksadıyla bu kayıtları genelde üreticiye işte veya oradaki talep eden arkadaşa göstermiyor. Ama zan içerisinde yani öyle sanıyorum ki zaman içerisinde bunların hepsi artık şey olacak. Niye? Rekabet ortamı. Yani şimdi en büyük şey burada üreticilerin para kazanması. Yani üretici bir şekilde para kazanmak zorunda. Yani üretici para kazanırsa ondan sonra iyinin iyisini zaten yapar. Ama süt fiyatları da. Yok. Şimdi dönüyor dolaşıyor olay süt fiyatına geliyor. Yani ya et fiyatına gelecek ya süt fiyatına gelecek. Çünkü üretimin değerlendirmesi şeyi var yani para eder unsuru var. Ya etinden para kazanacaksınız ya sütünden para kazanacaksınız. Süt fiyatı para etmezken süt hayvancılığını ya yaptırtamazsınız. Yani belli bir işte sanen keçi çiftlikleri kapanıyor. Ondan sonra çocuklarda bizim süt içme alışkanlığı yok. Ben geçenlerde Azerbaycan'daydım. Mesela en çok dikkatimi çeken şey orada zengin aile çocuklarının süt tüketir gibi süt tüketiyorlar. Keçi süt tüketiyorlar. Evet. Yani bir Rus kültürü zaten Rusya'da içti dışlı. Ondan sonra Rus çocuklarında da vardır. Yani bu zengin aile çocuklarının çocukları genelde su içmezler. Dolaptan direkt gidip keçi sütü, yani başka sütü kullanmazlar, keçi sütü. Onun için onlarda mesela keçi sütü fiyatları, şimdi rakam yıllarca, vermeyeyim ama yıllarca, çok pahalı. Abi yıllarca atletizmde bütün madalyaları topladı adamlar yani. Ama yani gerçekten de çocukların oradaki sağlık durumlarına bakıyorsunuz, gelişimlerine bakıyorsunuz, bizden daha ileri. Tabii mutlaka abi. Yani bu tamamen işte her şeyin başı. Tarımsal üretim, kaliteli tarımsal üretim. Çünkü mutlaka. Direkt insanın ilk, yani bir insan nasıl yaşar? İlk akla gelen gıda ve su. Yani kaliteli bir su, kaliteli bir gıda. Değil mi? Yani tabii ne yiyorsan, ne içiyorsan aslında olsun. Öyle bakmak evet, lazım. Evet, bir yerde. İnsanların yaşam kaliteleri, insanların nasıl öldükleri. Yani bizde mesela işte gıdaya bağlı kanser vakaları %168 artmışsa ve insanlarımız kanserden ölüyorsa, o zaman biz hayvanlarımızı nasıl beslediğimizi, nasıl yetiştirdiğimizi düşünmek zorundayız. Bu çok önemli. 10 kere düşünmek zorundayız. Yani. Şimdi her aile, hepimiz ailesinden birisi kanserden kaybediyoruz neredeyse. Yani çok yaygınlaştı. Niye? Beslemeyle ilgili bir şey. Hani bu insanların işte hangi dirençte, hangi sağlıkta doğduğu gıda ile ilgili, nasıl yaşadıkları gıda ile ilgili ve nasıl öldükleri de büyük ölçüde gıda ile ilgili. Yani bir ülkenin refahını eğer analiz edeceksek hani hep derler ya nasıl öldüklerine bakın. Ondan sonra şimdi buradan ben farklı bir pencere açmak istiyorum. Şimdi hayvanlarda kullandığımız ilaçlar da
biliyorsunuz tabii, çok önemli. Kalıntı çok biz fazla. Burada mümkün olduğu kadar işte doğal ilaçları kullanmayı tercih ediyoruz. Ondan sonra bunlardan kullandığımız bazı ilaçlarda sizin sağ olun hani üretmiş olduğunuz şanssız, ilaçlar. Şanssız yani, bir araya geldik. Şimdi, yani ben kalıntısız ilaç üreten bir hekimdim abi. Yani, siz de şimdi, bu vizyonda yani, bir işletmeydiniz. Işte, böyle gitti yani zaten, bu iş. En büyük buluşmamız veya ondan sonra sık sık bir araya gelmemizin sebepleri de biz de elimizden geldiği kadar sizi desteklemeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Yani, şimdi o yapmış olduğunuz gel misal gerçekten bana göre ondan sonra biz yani hep kullanıyoruz. Transport sonrası kullanıyoruz. İşte doğumda evet. Misal o kuzu ölümlerinde ciddi derecede azalmalar oldu. O spreyinize ben hayranım. Yani şahıs olarak şey yok yok gerçekten olmadan. Yani, evet. Şimdi yok yani, kalıntısız bizde şimdi ürünler o doğru. Teknik hani şeylerini belki siz açıklamak isterseniz hani gerçekten ben onlardan ondan sonra yani burada işte en ufak yani kendimde denedim ya en ufak bir çizilme oldu. Ondan sonra burada işte batikon bulamadı arkadaşlar. Ondan sonra bir baktım sprey getirdiler. Ondan sonra bir baktım benden bir olaydı. Yani ondan sonra niye? Çünkü onlar kullanmışlar. Gerçekten ben de kullandım. Ondan sonra yani iyileşme sürecinden şimdi tuttum birçok şey. Hayata yani, bakışı ben çocuklarıma kullanmayacağım hiçbir şey üretmeme taraftarıyım yani. Bir daha söyler misiniz? Çocuklarıma kullanmadığım hiçbir şeyi üretmeme taraftan. Desteklemek için söyleyeyim. Jeli ben de kullanıyorum. Şans olarak içiyorum. Abi onu biz yayın kaydı almışız. Var geçen yani, programlardan birine baktım. Sen kullanırken çekmişiz yani. Ama gerçekten yani şimdi çok başarılı ürünler. Ha, teşekkür ederim. Ondan sonra yani tebrik ederim sizi ha, burada tekrar. Ama dediğim gibi bu hayata aynı pencereden baktığımız üreticilerle bir araya geldiğimizde değer kazanıyor. Yoksa yani şimdi siz biliyorsunuz abi bizde 30 yıllık 40 yıllık her şeyi bilen koyuncu vardır. Çok kuzu öldürür ama hiç kuzu öldürmez. Hani sorarsanız yani evet şimdi hani şimdi adam ya net geçen bir öğretmen arkadaşım yazmış sosyal medyadan. Ailesi koyuncu. Bizim köyde diyor 3. ayda diyor işte atıyorum oksitatasiklin yapıyoruz. Bütün üreticiler yapıyor. Ben de diyor sizi dinliyordum. Ya bu antibiyotik diyor. Bir biyotik girmeden vücuda, bir mikrop girmeden antibiyotik yapılır mı? Dedim yapılmaz. E dedi bunlar ne yapıyor? Hasta olmasın diye antibiyotik yapılır mı? Yapılmaz. Çünkü bir tam tersi hastalığa direnç kazandırıyorsun. Aynen. Yani. Bakteriyel bir direnç kazandırıyorsun antibakteriyel. Yani hastalık oluşmamış. Yavru atmasın diye önleyici olarak antibiyotik yapmaktan bahsediyorlar. Halbuki yani bizim klasik ana tıpta mesela diziniz ağrımadan, dizim ağrıması ağrı kesici kullanamazsınız. Ne bileyim tansiyonunuz yükselmeden tansiyonum yükselmesin diye ilaç kullanırsanız bayılırsınız. Senkop yaşarsınız yani. Hani bir şey başınıza geldikten sonra klasik tıpta. Yani şimdi ayağınız kırılmadı. Ayağım kırılması diye alçıyı almak gibi bir şey. Maalesef. Hani daha kırılmadan. Evet, evet, yani evet. Bizim işte bu inovatif dediğimiz yenilikçi yaklaşımın en büyük avantajı. Hani benim üreticilere sunmak istediğim. Hani siz de burada bana bir pencere oldunuz. En azından bir açılım oldu. Beraber çalışma şansı oldu. Sunmak istediğim en yaklaşım yani en yenilikçi yaklaşım biz hem koruyucu hem tedavi amaçlı kullanabiliyoruz bunları. Ve kalıntısız. Yani hani kalıntısız. Ama işte buradaki en önemli olgu da bizim üreticiye inatçı her şeyi bilen üreticiye bunları anlatma şansımız çok fazla yok. Sizle aynı pencereden bakıyor olmasaydık ya da hani çalıştığımız üreticilerle bu ürün mesela Türkiye'nin ürünü bizim yerli ürünümüz hiç kullanma durumu olmayacaktı. Aynı pencereden bakınca şey oldu yani. Şey söyleyeyim, konu gelmişken söyleyeyim Cemal abinin söylediğine ilave. Senin Rumin KC isimli ürününüz var. Bugüne kadar birçok veteriner arkadaşa bu ürünü ben anlatırken yani evet bir kan parazit ilacı vesaire diyordu. Kripto için geliştirdiğiniz ilaç. Kripto için de fakat işte birlikte tanıdığımız ortak dostumuz veteriner Ali Erdoğan. Biliyorsunuz programda yaptınız kendisiyle. Hemen hemen birçok ishal vakasında Nansifes'i kullandıklarını söylediler. Kullandılar ve başarı elde ettiler. Demişler. Üstüne jeli biz yeni doğmuş kuzuların ağzına sıkıyoruz. Kuzunun ilk pisliği jelle birlikte aşağı iniyor. Çünkü içeriğinde mos var. Var olan bir şey varsa kalıntı, anneden çıkarken yuttuğu su olabilir, dışarıdan aldığı ağzını toprağa değdirdiğinde bir enfeksiyon olabilir. Bunların hepsini mos yani o jel toplayıp dışkıyla atıyor. Çünkü yeni doğan kuzu 3 ile 4 saat içinde zaten ne var ne yoksa içeride atıyor. Yanlış yaptığımız şeylerden biri kuzunun su yuttu işte vesaire deyip baş aşağı ters çevirme. Oysa ki jeli attığınızda o jel zaten ne var ne yoksa toplayıp alıp geri götürüyor. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Özellikle Rumin KC birçok insan
kan parazisi denen olayın ne olduğunu bilmiyordu. İshal deyince bütün hepsini aynı görüyordu. İşte ekolinin farklı, diğerinin farklı ishal olduğunu bilmiyordu. Şöyle, inovasyon dediğim şey bu. Hani bunun ilacı da böyle, yetiştirici de böyle. Hani ırkları da böyle. Yani her şeyde yenilikçi, her şeyde belirli bir ilerleme hedefleyip çıta yükseltme çabamız var. Yani ben de şunu söylüyorum, hani karşılıklı konuştuğumuzda çıkardığım en büyük sonuç bu. Yani bana göre hepimiz aynı yenilikçi bakışla bakıyoruz hayata. Yani bugün işte şuradaki koyunların tırla gelmiş, yani sonuçta bunlar para verip alınmış, hiçbir ticari kaygı yok. Bir görelim diye gelmiş koyunu. Onun amacım. Yani tamamen bizdeki bilimsel bir merak. Hani şu kafam kesildiğinde iki kez gözümü kırpıyorsam hala yaşıyorumdur diyen bilim adamı gibi. Hani anlatabiliyor muyum? Hani burada sen ölmüşsün artık ama hala bilime bir katkı yapmaya çalışıyorsun. Burada bütün olay bu, böyle bakıyoruz hayata. Ama şey yapalım, zarar edelim ama kar edelim fark etmez. Hepimiz yaptığımız işte yenilikçi bir vizyon izliyoruz. Yani inovatif bir yaklaşım içindeyiz ve bence asıl vurgulanması gereken bu. Üreticilerimizin de hayata bakması gereken pencere bu. Bir şey daha söyleyeyim. İthalat esnasında yurt dışına gidip Macaristan'da vesaire diğer ülkelerde açık olan olduğu dönemde Avrupa'nın diğer ülkelerinde birçok ithalatçı arkadaşımız bazı koçlarla resim çektirmişlerdi. O insanlar şu anda ithalatçı olarak devam ediyorlar. Hı hı. Kemal Bey sayesinde o koçlar Türkiye'ye geldi. Hı hı. Ve kendinde bir müddet durduktan sonra tekrar sattı. Hı hı. Ama amaç o koçu almak değildi. Hani bu koç Türkiye'de var artık diyebilmekti. Hı hı. Orada gidip resim çektirip getirip gösteren arkadaşlar vardı. İşte X kişinin ürettiği makyas vardı. İşte Macaristanlı bir arkadaş. Oldukça da iyi bir üreticidir. Hı hı. Makyasın koçunun yanında resmini çekmiş. İşte Face'te paylaşan ithalatçı arkadaşlarımız vardı. Hı hı. Oysa ki makyasın son sürüsünün tamamını biz aldık geldik. Artık makyasta o koyunlar yok. Şimdi zaten dokunana kadar bazen gerçekten böyle hayvan olabilir mi soru işaretleri oluyor hepimizde. Yani bu da dediğim gibi bizim bir başarımız. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için de ülkede bunları üretmek zorundayız. Maalesef. Evet. Ha, üretmeliyiz esas yani. Zaten, üretmek zorundayız. Başarı yani. Şurada. Yani şimdi Mehmet arkadaşımız farklı bir konuya şey yaptı, temas etti. Şimdi dışarıdan iyi koçların gelmesine gerçekten inanan birisiyim ben. Ondan sonra elimden geldiği kadar da iyinin iyisini getirmeye çalışıyorum. Fakat şu var, bazı iyi koçları da paranızla dahi alamıyorsunuz. Alamazsınız, doğru. Yani niye? Çünkü o kişinin artık o çiftliğinin simgesi olmuş. Ondan çok büyük paralar kazanmış. O çifte çok büyük faydalar sağlamış. Siz buna kaç para verirseniz verin, o koçu getirme şansınız yok. Buraya bir tane şey geldi, çok iri bir Alman kara kafaydı, Schwarzkopf. Şimdi mesela o koç buraya geldikten 24 saat içerisinde öldü. Ölüm sebebi bir türlü tam anlaşılamadı. Yani şimdi benim aklıma gelen bazı orada soru işaretleri de var. Yani gerçekten biz o hayvanın üzerinde uzun bir takip yaptık. Ondan sonra o hayvanı ülkeye kazandırmak istiyorduk. Ondan sonra cüssü olarak çok güzeldi. Yani Türkiye'de şöyle diyebilirim. Yani benim Türkiye'de değil Avrupa'da dahi gördüğüm en iri hayvan diyebilirdim. Ondan sonra fakat bu hayvan burada nedense şey olmadı. Daha adaptasyon olamadık. Çalışması yani, bile yapamadan hemen aniden. Yani, şimdi insan ister istemez kafasında bazı soru işaretleri kalıyor. Yani çünkü zaten zorla alınmış bir şey. Ondan sonra adamın sürüsünü alarak o ancak koçunu alabildik. Ondan sonra bir tane en değerli koçunu aldık. Ama buraya geldikten sonra bu hayvan niye bütün hayvanları yaşamışken o hayvan yaşamadı? Yani kafamda teorileri. Hala, yok. Hayır yani teori olarak değil ama deli sorular yani, gerçekten insan hani şey yapıyor. Yani bazen istemiyorlar mı? Çünkü biz bunu yaşadık. Yani Türk olduğunuzu anladıkları takdirde ondan sonra bazı şeyleri, sürüleri satmıyorlar. Yani Macar üzerinden misal alıp tekrar biz aldığımız sürüler oldu. Yani Türkiye adam vermem diyor. Yani Lokonlar'da yaşadık bunu. Bu da işin ondan başka sonra bir zorluğu. Tabii yani. Benzerini yaşadım Cem abi, anlasın. Çok yani iyi. Almanya mesela çok şey yani milliyetçi bir ülke. Şöyle söyleyeyim, Almanya Türkiye'ye açık olduğu dönemde Almanya'ya koyun seçmeye gittik. Giderken de yanımızda bir Macar arkadaş vardı. Randevu aldık, bir 20 dakika geç kaldık. Geç kaldığımızda oradaki üreticinin bize ilk söylediği şey, siz Türk müsünüz dedi. Imkımcık falan dedik.
Devamında da vatandaşın söylediği ben Türkiye'ye mal satmam dedi. Nedenini sorduğumda Türkiye'ye 3-4 yıl önce sattığım malları takip ettiğimde ya kanı bozulmuş ya öldürüyorsunuz ya da başka koçlara çekip benim kanımı devam ettirmiyorsunuz diyor. Soruyorsunuz adama hani bu çok şey. Meran senin kaç senelik? 100 yıllık diyor. Dedem ekmiş, dedemin babası ekmiş. Sürün kaç yıllık diyorsun? Ne bileyim diyor, dedemin sürüsü diyor. Bizde öyle bir durum var mı? Yok. İşte Ahmet amcanın koyunu varmış, 3 sene sonra o koyun değişmiş Karagöz'e. Sonra bilmem neye, sonra bilmem neye. Maalesef. İşte sıkıntı burada başlıyor. Biz o kanı ya da o saflığı devam ettirmediğimiz için başlıyoruz. Anladım. Şimdi zannedersem süremiz az kaldı. Evet, çok az kaldı. Toplayalım. Minyonların tanıtımı olarak şey yaptık. Yok, zaten ben bağlarken yok, şimdi 5 dakika isterseniz Mehmet arkadaşımız. Ondan sonra bir Mio'ları yakından göstermesini rica edelim. Tipik bir kafa karakterini görüyorsunuz. Bunlarda kısa bir kalın dudak, aynı ilde Fransız'da olduğu gibi kalın bir dudak yapısı var. Etçi karakterlerin hepsinde olduğu gibi, ki heyecanlı bir dişi kuzumuz. Etçi karakterlerin hepsinde olduğu gibi küçük bir kulak yapısı var. Bu arada hepsi tek tek kahverengi suratlı, çilli, çaparlı değişebiliyor. Çünkü bu bir melezlemeyle elde edilmiş. Bunun siyaha yakın olanı var. Bu arada bir tane de siyaha yakın olanı tutacağım. Suffolk'la karıştırılıyor. Ama genelde küçük bir kafa. Kuvvetli bir kulak. Kısa bacaklar. Ve butundan kol küreğine kadar. Ama kızım. Kısa bir boyun. Yine etçi karakterlerde olduğu gibi. Hani kitabı bilgi şu kadar kilo alır, şu kadar yem yer, şöyle olur böyle olur demeyelim. Ama genelde insanlar bunun neye benzediğini, şeklinin ne olduğunu, etinin butunun ne olduğunu görsünler istedik. Bu bir toklu. Bu bir toklu. 6 aylık, 7 aylık ya da 8 aylık ortalama bir dişi toklumuz. Tüy yapısındaki farkı da hemen belirteyim. Etçi karakterlerin genelinde pek tüy yoktur. Yani yapağı zayıf. Yapağı zayıftır. Oysa ki bunda bakın bukleli bir yapağı var. Bırakalım abi istersen. Bırakalım, yapacak bir şey yok. Bir tane de koyayım siyahlardan üstüne. Evet. Surat özellikle değil mi? Evet, bu da bir Muya. Farkındaysanız Leicester'ın suratını andırıyor. Çilli kulaklar fakat buradaki karakterin kafası siyah. Tüy yapısı aynı. Ayak bilekleri vesairesi aynı. Dil siyah. Kahverengi suratlı olanda da dil siyahtı. Meme yapısı siyah. Erkeklerde testi siyah. Ama kafa yapısına baktığınızda oval bir kafa. Küçük bir kafa. Çökük gözler. Yine kısa bir boyun. Yine etçi karakterlerde olduğu gibi. Kol küreği ve butu oldukça geniş bir karakter. Tipik bu bir, da Muya. Tipik ada koyun abi. Muya, evet. Diğeri de Muya'ydı. Özür dilerim. Mayu'ydu. Mayu. Bunda da dediğim gibi çeşitli variyeteler var. Melezleme ile elde edilmiş olduğu için de siyah kafalısı da. Kahverengi kafalısı da aynı. Bu ara küçük bir Leicester da göstereyim. Bitirelim. Bunun köken aldığı ırk. Bu da Mio'nun anne karakteri. Gördüğünüz gibi bunun kafası da küçük ama gözler daha dışarı doğru. Kulaklar daha üstte. Leicester'ın bu mavi yüzlü olanı Blue Face, Blue Mane'ler. Bunun düz beyazı var. Genelde bu da diğeriyle hemen hemen aynı ayda, aynı kilo, aynı yaşta olan bir dişi toklumuz. Bunlar da dil beyaz. Testisler erkeklerde, dişilerde memeler beyaz. Kafa beyaz. Suratta mavilik var. Biraz daha büyüdüğünde daha da mavileşecek. Genel durumda da neye benzediğini insanlar görsün diye şu kadar kısa olarak gösterelim. Bunda da etçi karakter. Evet. Yine aynı yün yapısı, tüy yapısı. İnce mikronlu gördüğünüz gibi. Farklı olarak şey demiştik abi, hastalık direnci çok yüksek. Evet, evet. Yani diğer ada koyunlarından çok yüksek. %70 daha dirençli.
Yani neredeyse hasta olmuyorlar. Neredeyse. Yani efsane bir ırk o anlamda. Hani dayanıklılığı ön planda. Diğerinin de sürekli doğurması ön planda. Evet. Ve ha, ikiz doğurması. Evet. O şekilde. Evet, kameraya doğru gidiyor. Evet. Miyolardaki verim, hani ilk bizim sorduğumuzda, ondan sonra veya incelediğimizde Miyo'yu verimi dikkat çekti. Yani senede iki sefer yavrulayabilen, ondan sonra ırklar yani çok nadirdir. Ondan sonra onlardan bir tanesi üretimde, olduğu söylendi. Üretimde zaten bizim bu işteki hedefimiz yani. Üretime hedefliyoruz. Tabii canım, şimdi ete çalışıyorsanız ondan sonra yani... Allah hayırlı etsin diyelim. Yani şimdi çok da hani şey yapmak istemiyorum. Çünkü biz de onlardan duyduğumuz şeyi yansıtıyoruz burada. Yani ama yok, göreceğiz abi. Işte, yani sonuçta bizim yani, gıdamızı kürtemiz var. Tabii yani. Tabii. Yani burada orada göreceğiz. Hani, bir miktar bırakılır da. Ondan sonra yani şimdi ikizlik oranının çok yüksek olması, işte senede iki sefer doğum yapması, bunlar tabii artı olarak şey yapıyor. Evet, tamam. Ben çok teşekkür ediyorum Cemal abi, Cemal İzci, Mehmet Çaykuş, hem bilgiler için hem bu güzel sohbet için. Değerli Köy TV izleyicileri, Eliç Çiftlik'teydik. Yine yeni ırklarla haşır neşir olduk. Yeni ırkları size anlatmaya çalıştık. Bu arada yararlı olacağını bildiğimiz yetiştiricilik bilgileri vermeye çalıştık. Umarım siz de mutlu olursunuz bu programdan, yararlanırsınız. Biz çok keyif aldık. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Elit Hayvancılık, Hekim Görüşünü sundu.